HDI Sigorta sunar. Dikine Futbol'dan herkese merhabalar sevgili seyirciler. Ocak ayının, 2021 yılının Ocak ayının son programında Dikine Futbol'da sevgili Bozkurt Yılmaz'la karşınızdayız ve 2021 biraz iyi geldi Fenerbahçe'ye. Bayağı iyi geldi. Yani hem transfer hem futbol takımının aldığı sonuçlar, bir Sivas deplasmanına zar boncuğu olsun. Olabilir. Hem Fenerbahçe Beko'nun ayağa kalkışı hem diğer branşlardaki başarılar. Mesut Özil'in gelişi, evet. Camiaya acayip bir hava getirmesi. Aynen öyle. Yani, nazar değmesin diyelim. Bozkurt transferde önemli gelişmeler var. Mesut'un ne zaman ilk forma giyeceğiyle ilgili bir şeyler konuşacağız. Bunun dışında 28 şampiyonluğu konuşacağız. Bayağı önemli konularımız var. Biraz da Rize maçından bahsedelim. Hadi girelim o zaman hemen. Evet, ama önce ilk konuyu bu gece ikinci yarı başlıyor. Galatasaray Gaziantep deplasmanında. Fenerbahçe nasıl bir ilk yarı geçirdi? Ve biz biraz bir tık üste çıkıp bütün ligi gördüğün zaman böyle en verimli takım, en verimli teknik direktör, gözüne çarpan birkaç oyuncu ve detay. Nasıl baktın ilk yarıya? Türkiye Ligi'nde ilk defa bu kadar sıkışık bir fikstür oynandı. Bir dönemi var 70'li yıllarda. O zaman takımların maliyetlerle ötürü Fenerbahçe İzmir'e gidiyor. Bir gece yatıyor mesela. Cumartesi Göztepe'yle oynuyor. Pazar Altay'la oynuyor. O zaman da öyle sıkışık bir fikstür oynuyor. Bu daha sıkışık. O zaman çünkü 30 takım. Daha yayıyorsun. Devre arası var. Bir ay falan gibi. Çok sıkışık bir fikstür. Bunu unutmayalım. Yani oynanan futbolu yorumlarken bunu unutmayalım. Fenerbahçe'yi 3 periyotta değerlendiriyorum. Birincisi lige başlayan kadro, ilk haftalar. Orada oynayan oyunculara bakıyorsun. Zanka var, Frey var, Deniz Türüç var. Herkes tuhaf mevkilerde oynuyor. Ve hep şunu söylüyoruz. Bir daha bu 11'i belki oynamayacak diyoruz. Böyle 11'lerle oynuyor. O dönemde Fenerbahçe Caner, Gökhan ve Sosa'nın formuyla işi götürüyor. Daha sonra Fenerbahçe işleri giderken 6 maçta 4 yenilgi aldığı bir periyot var. Burada olmayan oyuncular aslında Fenerbahçe'nin ondan sonraki haftalarda seri galibiyetler alan 11'inin baş aktörleri. Kim? Pelkas. Kim? Samatta. Kim? Valencia. Kim? Tiam. Bu oyuncularla Fenerbahçe başka bir formatta oynamaya başladı. Ben hoca üzerinden okumayı pek sevmem futbolu. Yani dün gece işte maç seyrediyoruz. Tek başına hoca üzerinden mi seyrediyoruz Liverpool Tottenham maçını? Evet. Tabii ki onlardan da bahsediyoruz ama Erol Hoca yaptı, Erol Hoca yapamadı diye değil. Ama Erol Hoca'nın da yeni bir takımı ele alması, oyuncuların farklı dönemlerdeki kendi ifadesidir. Takıma gelip hepsinin bir arada sezon başı antrenmanını yapamamış olması Fenerbahçe'nin belli bir süreye ihtiyacı olduğunu gösteriyordu bize. Bu son döneminde, ligin son döneminde de Fenerbahçe seri galibiyetleriyle bence Fenerbahçe ligi 2.1 puan ortalamasıyla bitirdi. Bu şampiyonluk için yeterlidir ama daha üstüne çıkabilir Fenerbahçe. Dün bir şey seyrettim. 2.1 çok özür dilerim ama maç sayısı 153'ten 190'a çıktı ilk yarı itibariyle. Evet. Sezon sonuna kadar 380 maç oynanacak. Yani 74 maç daha fazla oynanmış daha olacak. Fazla o yüzden puan barajı da biraz bir tık yukarı çıkmak zorunda. 2.1'in de belki biraz üstü zorlanmalı. Tabii son 2 yıl 2.1 70. Ondan önceki yıllarda 2.2, 2.3, 2.4'e çıktığı yıllar var. Dün bir şey seyrettim. Tony Parker'ın hayatını seyrettim. Bir belgeseli. Orada bir deyim kullanıyor Tony Parker. Diyor ki NBA'de her şeyi yaptım diyor. Şampiyonluklar kadar. Bir de şu Fransa'yla bir dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu. Dünya şampiyonu zor. Avrupa şampiyonu ama İspanyollar var diyor. Bir şey yapmamız gerekir Fransa milli takımında dedim diyor. Herkesin limitlerini zorlaması lazım. Limit derken bizi harcama limiti değil. Oyuncuların performans. Fenerbahçe ikinci yarıda yani ligin ikincisi hemen başlıyor. Oyuncular biraz daha limitlerini zorlamalı. İlk yarıda kim zorladı Fenerbahçe limitlerini? Belki Pelkas'ı diyebiliriz. Tam zorlamadı. Gustavo. Gustavo da kötü Ozan. Başladı. Ozan. Sonra iyi getirdi. Ozan'ı sayabiliriz. Şimdi Tiam çok zorlamadı ama hiç piyasada olmayan adamlar var. Mesela ben Novak'tan daha fazlasını bekliyordum. Maalesef. Biraz daha limitlerini Fenerbahçe zorlayacak. O zaman 2.1 senin dediğin gibi 2.2, 2.3'ü gelirse Fenerbahçe işi götürür. Evet. Aslında beklenmedik kayıplar oldu. Mesela Beşiktaş'a yenilebilirsin. Rakibin. Kesin. Gidersin de deplasmanda inersin. Yani Beşiktaş'a yenilmek bence çok negatif bir duygu olmamalı. Her sonucun çıkabileceği maçlardır derbiler. Ama sen
Konya ve Malatya maçlarını berabere bitirseydi zaten şu anda puan puansın. Kazansaydın demiyorum Beşiktaş'a yenilmesi. Sadece Konya ve Malatya'yı içeride berabere kalsaydın şu anda puan puanı. Beşiktaş'tan berabere kalsaydın o gün kızardık. Oo, Beşiktaş o kadar eksik var. Necip oynuyor, Montero oynuyor. 10 kişi kalmışlar. Evet. Falan derdin. O gün berabere kalsaydı şimdi sen liderdin. Onun için maç maç çok kızmamak lazım. Maç maç şampiyon olduk bu sene tamam iş bitti falan da dememek lazım. Bu puan ortalaması devam ederse Fenerbahçe şampiyon olacak. Evet, hafızam beni yanıltmıyorsa Fenerbahçe Rize ile başlamıştı. Şampiyon olmuştu. İki sezon. Evet. Bir Veselinovic ile bir daha onunla. Evet. Beşiktaş'a kendi sahasında 4-3 yenildi. Beşiktaş 10 kişi kalmıştı. Evet. Fenerbahçe o sezon şampiyon oldu. Gene yanlış hatırlamıyorsa Anelka'da gelmişti. Şimdi Mesut geldi devre arasında. Yani aslında birçok negatif şey hayatta insana daha sonraki kapıları açmak için hazırlanan senaryodur. Negatiflikler. Belki de böyle güzel bir mutlu son olur Mayıs'ta. Ne diyorsun? Olabilir. Mesut'un imza törenindeydim. Yani o gece Mesut bir maç olsaydı tamam mı? O gece bir maç olsaydı Mesut hat-trick yapardı. Yani Mesut zihnen oynamaya gün sayıyor. Ha ne zaman oynar onu ben bilemem. Onu da Erol Hoca bilir. Yani onunla baskıyı kurmamak lazım. Benim de gönlümden geçen Fenerbahçeli olarak Galatasaray maçında oynasın. Galatasaray maçının en azından yedeklerin arasında bulunsun. Galatasaray maçına sonradan girsin, başlasın bir şeyler. Ama hoca bilir onu. Yani hoca ne zaman oynatayım derse erken oynatıp bir sakatlık riskine falan da girmemek lazım. Ama Mesut zihnen hazır. Buraya oynamaya gelmiş. Bütün demeçlerinde orada soru cevaplarda falan ilk başta Mesut da tutuktu. Soru cevaplarda o kadar net cevaplar veriyor ki. O kadar akıllı cevaplar veriyor ki. Ve hissediyorsun. Yani şunu ben insan sarrafı falan değilim ama bir bakarsın adamın suratından. Yani der ki ben doğuştan Fenerbahçeliyim. Adam gelir mesela uzak bir ülkeden. Der ki Fenerbahçe'nin ünlü ta oralarda duydum. Dersin ki ya nereden duydun kardeşim. Ama Mesut'u anlattığında diyorlar ki nasıl Fenerbahçeli oldun? Genelde bir hikaye anlatır. Benim küçükken babam maça götürür. Ya diyor Almanya'da bazıları Beşiktaşlı, bazıları Galatasaray. Ben de Fenerbahçeliyim. Fenerbahçeli oldum öyle diyor. Bir olaydan olmazım diyor. Fenerbahçe'ye sempati duyduğunu hissediyorsun. Fenerbahçeli olmayabilir bu arada. İşini yaptıktan sonra nice oyuncu vardır. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fener'in efsanesidir. Sen de bilirsin. O takımları tutmuyordur. Yüzlerce çocuğu Fenerbahçeli yapmıştır ama yüzlerce çocuğu Beşiktaşlı, Galatasaray'lı yapmıştır ama o takımları tutmuyordur. Yaptığı iş önemli. Mesut'la beraber Fenerbahçe ayrı bir futbol oynayacak. Bak bunu unutmayalım. Fenerbahçe top rakipteyken çok iyi baskı yapıyordu. Top rakipte olmadığında, topu sahip olduğunda oyunu çözmekte bazen sıkıntı çekiyordu. Mesut o sıkıntıyı bence giderecek adamların birincisi. Evet. 2009 yılında UEFA Kupası adı altında, daha UEFA Avrupa Ligi olmadan UEFA Kupası adı altındaki son organizasyon final Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadında yapıldı. Ülker stadyumu tabii ama Avrupa maçları söz konusu, milli maçlar önce sponsor isimleri kullanılmıyor. Evet. Direkt kompleksin ismi söyleniyor. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu kompleksinde yapıldı final. Finalden bir gün önce Werder Bremen teknik direktörü Thomas Schaaf'la Mesut'un açıklamaları var. Tüm basında yer alıyor. Mesut'a soru soruluyor. Neler hissediyorsun? O zaman da işte Alman milli takımı falan filan hafif böyle bakış açısı olarak Mesut'a çok soğuk şey, çok sıcak değiliz de Hamit'e Nuri'ye falan daha sıcağız. Aurelio bizim için önemli falan. Mesut aynen şunları söylüyor. Bu medyada Hürriyet Gazetesi'ne giren, arşive giren Mayıs 2009 bulabilirler. Öncelikle çocukluğumdan beri tuttuğum takımın sahasında bir final maçı oynayacağım için çok mutluyum. İnşallah bir gün burada da forma giymek nasip olur diyor. Yani Mesut öyle ben Fenerbahçe'den para alıyorum da Fenerbahçe'de oldum. Bir ara Galatasaray'a sempati duymuş. Annesi, babası, dayısı şunu yapmış. Dört kulüpte oynamış da sonra Lille gitmiş bir oyuncu değil. Diyelim. Anlaşılsın. Evet, bu arada Burak kardeşime selamlar. Ben de uzaktan iyi vururum. o da bence pişman olmuştur. Bir Instagram bence hesabında de öyle söyledi ama sonra yankısı söylediği lafı tam olarak algılayamadı ne dediğini. Mesut ne güzel cevap verdi. Çok Mesut güzel ya. Yanıt verdi. Çok güzel yanıt verdi. Yani çok çok olgun bir çok yanıt. Yani asistleri gibi klas bir yanıt verdi. Ya bak aslında çok açık olan bir çocuk. Mesela dediler ki Almanya'ya döner misin? Genelde futbolcular ne der? İnşallah kısmet dur bakalım. Bundesliga'ya döner misin? Çok seviyorum ama dönmeyeceğim dedi. Kapattı kapıyı ya. Almanya'ya dönmeyeceğim dedi. Bak o konularda o kadar net olan çocuk. Diğer konularda da zekasını kullanarak çok güzel cevaplar verdi. Bayıldım. Evet.
FIFA sıralaması var, ülkeler sıralaması. Oynadığın resmi maçlar, finaller, grup maçları ve hazırlık maçları puanlar veriyor. Evet. Giren bakabilir işte Seyşel Adaları'nın bile, Andorra'nın falan, Cebeli Tarık'ın olduğu bu site. Yaklaşık 210 tane ülke var. Ülkeler sıralaması 2017 Aralık Almanya birinci. Mesut oynuyor. Almanya birinci. Şimdi girin bakın 12. Almanya. En son gençlerden kurulu İspanya'dan 6-7'ler. Evet. Ondan önce 10 kişi kalmış İsviçre'yle kendi sahalarında 3-3 kaldılar. Bizde de 3-3 kaldılar. Yani o kadar takımlardan gol yiyip şey yapıyorlar. Dediğim gibi 2,5 yılda birincilikten 12.liğe düştü. Bu rankingde de kolay düşmüyorsun. Evet. Uçtular yani geriye doğru. Noyer'leri duruyor. Royce'ları duruyor. Birçok oyuncusu var ama hala Mesut ve Götze'li takımı oluşturamadılar. Almanya düşünsün bundan sonra ne yapacağını. İlkay'a dört elle sarılıyorlar ki İlkay'a da maşallah diyelim Premier Lig'de çok büyük ihtimal Ocak ayında ayın futbolu seçilecek. Çok güzel oynuyor. Ben de takip ediyorum. Çok yani herkesten vazgeçiyor. Pep ondan vazgeçemiyor. O ortada bir sürü adamlar alınıyor, geliyor, gidiyor. İlkay aynen. Orada hep kalıyor. Şimdi İlkay mesela Türklüğüne ilgili bir şey söyleyen var mı? Kimsenin haddine de değil bu arada. Yani senden daha önce bu programda da konuşuyorum. Benim ailemin de bir kısmı Almanya'da yaşıyor. Sen aynen. Almanya'da benim yaşayan insana, İsviçre'de, Fransa'da yaşayan insana işte o Türk değildi falan. Çok tehlikeli şeyler. Aman bunlara kimse girmesin. Aynen öyle. Yani bunun doğduğunda Türk pasaportu almış bir insandan bahsediyoruz. Annesi Gülizar. Abisi Mutlu. Karısı Amine. Eşe kızı Eda. Zonguldak Devre'ye futboldan ilk para kazandığı günden bugüne kadar yatırım yapmış. Okul yapmış. Okul mu lazım, çeşme aynen. mi lazım, sağlıkla ilgili bir şey, ünite mi lazım? Oradaki her şey aynen yapmış. Duruyor. Şimdi mütevazi. Evet. Yani oraya gidip adam saray gibi bir şey yap. O ev aynen duruyor. Fotoğraflarını evet. gösterirler Fenerbahçe televizyonunda. Aynı ev duruyor. Yani evin belki içine bir şey yapmıştır o kadar. Öyle mütevazi bir adam. Onun için onun Türklüğüyle kimse aman o işlere girmesin yani. Evet bu bütün engamede Ekim sonu Kasım başı gibi sevdiğim bir dostum arkadaşım var. Altan dedi bir şey söyleyeceğim ama işte aramızda kalsın gibilerinden. Yüz yüze de değiliz. Yani. Yazışıyoruz. Uzun süredir de görmedim kendisini. Tabii dedim. Fenerbahçe Mesut'u aldı dedim. Nasıl yani dedim. Fenerbahçe Mesut'u aldı dedim. Nasıl aldı? Arsenal'de. Yo dedi. 30 Haziran'da bitiyor. 1 Temmuz'dan itibaren Fenerbahçe'de Mesut'u aldı dedim. Nasıl oldu dedim. Acun Ilıcalı sayesinde. Nasıl yani dedim. Bütün finansal şeyleri çözdü dedi. Acun dedi. Fenerbahçe'den para çıkmayacak dedi belli bir miktardan ötesinde. Fenerbahçe Ali Bey'in stratejisi nedeniyle 6 ay erken aldı Mesut'u. Yoksa almış hakikaten bayağıdır bu şey biliniyordu. Arsenal'le olan konuşmalar falan da işte 5-6 milyon euroyu bıraktı Mesut. Bazılarını aldı şudur budur onlarla ilgili süreç uzadı. Peki dedim yani ne zaman oynayacak falan. İstanbul'da ev yaptırdı. Çok güzel bir ev gitti geldi falan filan. Sonra olayları seyrettim. Devam ettim. Şu anda Ali Bey kongreye, Mayıs sonundaki kongreye futbolda şampiyon, Türkiye Kupası sahibi, Final Four oynayan Fenerbahçe Beko, kadın basketbol takımında Avrupa şampiyonu, erkek voleybolda iyi bir temsil oldu. Güzel bir macera oldu. Yani başarılı da oldu Şampiyonlar Ligi'nde. Tekrar lig şampiyonluğu. Ki iyi gidiyorlar. Kadın voleybolda da çeyrek final zorlandı. Tekrar lig şampiyonluğu. Hem 5 branşta şampiyonluk hem de Türk futbolda 2 kupa. Şimdi 5 branşlıca kızıyorlar. Kürek'te de Türkiye Kupası'nı aldık. Diyorlar ki ya aslında doğru 5 evet. beş diyoruz. Ana takım sporları. Takım sporları evet. diyelim. Evet. Yok katılıyorum. Yani sen çok daha hakimsin. Masa tenisi liginde başarılıyız. En son Aralık'ta baktım devreyi Fenerbahçe lider kapamıştı. Hem kadınlarda hem erkeklerde. Belli müsabakalar yapılamıyor pandemi evet. üzerine. Aynen öyle.
Türkiye Kupası maçları falan bazıları iptal edildi. Ama olimpiyat barajını aşan sporcularımız var. Olimpiyata evet. Fenerbahçe olarak yine en çok sporcuyu biz vereceğiz. Yani bu Fenerbahçe Spor Kulübü'nün hakikaten dünyada eşi benzeri olmamış. Ama hakikaten söylüyorum. Dünyada bana bir tane kulüp getir. Aynı gecede 3 tane Şampiyonlar Ligi oynasın. Avrupa'nın en tepesinde. Ve buralarda iddialı oynasın. Yani oynadım işte sondan birinci oldum değil. Sene bittiğinde 5 branşta şampiyonu. Barcelona, Real Madrid vesaire. Bunların da başka branşları var. Tamam diyeceksin kulüpleri ayrı filan ama böyle bir yapılanmaları yok. Olanların bile hem kadın hem erkek bu kadar yoğun yok. Tabii. Ve yok. Güçlü iddialı yok. Yok. Mesela Barcelona'nın handbol takımı Avrupa'nın saygın takımlarından evet. biridir. Şampiyonla oynar Paris Saint Germain'le birlikte. Atletico Madrid'in falan da var handbol takımı. Tenis akademisi çok iyidir. En büyük ürünü Nadal'dır. Basketbolda biliyorsun güçlü bir takım. Ama 3-4 branşın dışında sana katılıyorum genelde sporcu yetiştirir. Aynen. Bu kadar yarışmacı bir yer değil. Yok yani dünyada da yok. CSKA, Olympiakos, işte Galatasaray'ı saymak lazım. Galatasaray'da tüm kulvarlarda mücadele etmeye çalışıyor Fenerbahçe'yle ama Fenerbahçe bir tık üstünde şu anda. Bunu tamamlamak için herhalde futbol var. Futbolda şampiyonluk ve kupa şampiyonluğu çok önemli. Bu bölümü bir değerlendirme ilgili notla sürdürelim. Erol Bulut'un ilk yarı performansına 10 üzerinden kaç veririz? O 3 bölümü ayırdım ya. Yani o 3 bölümdeki notlarım farklı, tamam mı? Yani o ilk bölümdeki notum farklı. O 6 maçtaki 4 mağlubiyette hakem hatası çok net var. Pelkas'ın golü sayılısı orada Konya maçında. Fenerbahçe bu sezon ilk gol attığı bütün maçları kazanmış mı? Kazanmış. O maçı da kazanacak. Bana kimse aksini iddia etmesin. Ama Beşiktaş maçı. Erol Hoca'nın da hatası var. Ne hatası var? Yani çok da iyi oynamazsan ama gol atmış Sise'yi önden çıkartmak. O maça Serdar'la başlamamak. O maça Caner'le başlamak. Dışarıdan benim gördüğüm. O maçta da Erol Hoca'nın tercih hataları var. Ama o 3 periyodu yani ilk baştaki periyodu. 6 maçtaki 4 mağlubiyet. Sonraki periyoda baktığım vakit Erol Hoca'nın notu 10 üzerinden 8.9. Güzel bir not verdim. Evet. Ben 8 vereyim. Ben hafif böyle kıran evet. hocalardan olayım. 10 üzerinden 8 diyelim. Türkiye Kupası'nı kazanırsa 9'a çıkartırız. Ligi kazanırsa 10 yaparız evet, 10 tamam. üzerinden diyelim. Bu arada Beşiktaş'ta kutlamak lazım. Sergen Yalçın'la iyi gidiyorlar. Galatasaray potada. Zaten potada olmasını bekliyordum. Trabzonspor'da biz gene de buradan kutlayalım. 2 kupa aldı. Abdullah Avcı da çok sevdiğim biridir. Trabzonspor toparladı bence mental anlamda. Fenerbahçe üzerine girdiğin zaman ilk yarının en iyi futbolcusu kim? Zor bir soru. Yani gönlümü Ozan demek istiyor. Çünkü çok eleştirdiğimiz bir isimdi önceki yıllarda. Ama genelde son haftaların performansı biraz daha öne çıkar ya. Son haftalarda Pelkas öyle bir performans gösterdi ki sezon başında kim bu arkadaş ya? Pelkas kim? Niye alındı? Bu adama niye bonservis ödendi? Denen bir isimdi. Pelkas'ı Ozan alınmasın. Pelkas'ı birazcık daha yani çok minik bir farkla Pelkas diyeyim. Tamam. O sen ne dersin bilmiyorum. En iyi yabancı Pelkas, en iyi yerli Ozan bravo, diyelim. Çok güzel. İkisini buradan süper, koyduk. Süper. Performans veren. Genel anlamda bakıldığı zaman takımın şu anda ilk yarıdaki performansı hangi bölgeye sence daha da ihtiyaç var? Yani ya da var mı? Şimdi geçen hafta seninle şeyi konuştuk. Nereye ihtiyaç var? Ben şey dedim. Ne dedim? Stopere ihtiyaç var dedim. Evet. Ama daha Atilla Salah'ı izlememiştim. Bir maç ölçü olur mu? Olmaz. Bir maç fikir verir mi? Verir. İşte Atilla Salah öyle bir top oynadı ki belki bir takım ikili mücadelelere pozisyon gereği girmedi. Yani böyle bir pozisyon olmadı. Onları biraz daha rekabetçi bir maçta daha iyi göreceğiz. Şu anda yani tabii taraftar olarak isterim ben. İki kişi daha alsınlar dedim ama şu anda Fenerbahçe'nin kadrosu o yani birinci kadro ve ikinci kadro gibi düşünecek olursak ikinci kadro birinci kadroya daha da yakınlaştı. Perotti'nin kaybı aslında çok büyük bir kayıp. Ama oraya Samuel Osayi'yi aldık. Ne çıkacak bilmiyorum ben izlemediğim bir oyuncu. Ama hani süratli bir oyuncu olacağı kanaatindeyim. Orada Mesut'u aldık ya. Yani Mesut'u aldın. Senin bütün ligindeki oyuncuların en değerlisini getirdin, koydun. Dolayısıyla başka bir futbolda oynayacaksın. Yani sen şey demeyeceksin. İşte Türkiye'de ben biliyorum şey diyecekler. Mesut çok koysun. Mesut Werder Bremen'de de o futbol oynamadı. Mesut Real Madrid'de de adam kovalamadı. Fenerbahçe'de de kovalamayacak. Fenerbahçe'de o kendi futbolunu oynayacak. Fenerbahçe ona göre çözümlerini üretecek. Alex modelinde bir oyun ortaya koyacak. Alex modelinde bir oyun ortaya koyacak. Çünkü Real Madrid'de de o oynarken Modric belki onun arkasında tabii.
ne diyelim şeyleri topluyordu. Arkasını topluyordu. Yine öyle olacak. Yani yine Ozan, Mesut, Pelkas, Gustavo dediğim vakit acayip bir dörtlü olacak. Aman diyeceğiz, bu dörtlü bozulmasın diyeceğiz. Evet, aynen öyle. Bazı açılardan Fenerbahçe ile birlikte de Süper Lig seviyesinin arttığını, takımların hedef büyüttüğünü, mesela Galatasaray belki Onyekuru ile kalacaktı. Halil'i de aldı. Evet. Mustafa Muhammed'i de aldı. Daha da almak istiyor. Beşiktaş Hulk'un peşinde. Ama Cenk de kesinlikle Türkiye'ye dönmem, Premier Lig'de oynayacağım diyen Cenk'in iki gündür Mesut transferinden sonra Everton izin verir ve şartlar oluşursa Beşiktaş'ta oynarım ifadesi var. Trabzonspor hedef büyüttü. İşte Arjantinli Enzo Perez'i kadrosuna katmak istiyor. Bakasetas'ı almak istiyor. Yusuf Erdoğan'ı almak istiyor. Berat'ı aldı. İyi bir para da dedi. Berat'ı aldı. Yani Mesut transferi hakikaten dengeleri değiştirdi. Yani TFF bile, başkanı bile, Nihat Bey de ikinci bölümde konuşacağız. Farklı şeyler konuşmaya başladı. O yüzden ben buradan başta Ali Bey olmak üzere Fenerbahçe yönetimini de kutluyorum. Yani. Bu bir cesaret transferidir. Acun'u da tebrik edelim. Fenerbahçeliliğinden ötürü de kutlayalım. Hepimize Fenerbahçe'ye verebileceği ayrı şeyler var. Acun Ilıcalı dedi ki ben bunu yapabiliyorum dedi. Evet. Ben onu yapamam yani. O da onu yaptı. Ondan da Allah razı olsun. Fenerbahçe yönetimini de bu işi, yani ben sana bak haftalar önce burada vardır kayıtları. Mesut'u konuştuk, ben dedim ya hayal olmaz yani. Konuşmayalım dedim. Ben inanmadım Mesut'un Türkiye'ye geleceğine. Onun için çok önemli bir şey koymuştur, irade koymuştur. Onlara da kimin emeği varsa, başkanından başlayarak bütün yöneticileri, Emre Belezoğlu'nu, hepsine teşekkür etmek, tebrik etmek lazım. Evet, bu arada sevgili Acun Ilıcalı'nın yeni platformu ekseni de ben indirdim. Bütün mobil uygulamalarını kurdum. Oğlumun, kızımın, eşimin kendi profillerini oluşturdum. Harika çizgi filmler var, çocuk şeyleri, diziler var ve çok güzel bir belgesel geliyor. Sanırım 1-1,5 ay içi belki Galatasaray derbisinden sonra gelir. 103 gollü şampiyonluğun belgeseli hazırlandı. Eksende çıkacak. Bütün Fenerbahçe taraftarının o muhteşem dönemi ki sen çok iyi hatırlarsın. 103 gollü şampiyonluğu böyle güzel izleyeceğini düşünüyorum. Ben de nacizane fikirlerimi iletmeye çalıştım oraya. Ama bir kez daha şunun altını çizmek lazım. Fenerbahçe ayağa kalktığında hakikaten Türkiye'de ekonomi de canlanıyor. Medya da canlanıyor. Biz sosyal medyayı bile dünyada harekete geçirip Fenerbahçe Barcelona'nın arkasından ikinci sıraya oturmuş Twitter'da. Dünyada. Biz yerel işle bunu yapıyoruz. Barcelona'yı Çin'deki adam da yapıyor. Kuala Lumpur'daki de yapıyor. Bilmem Amerika'daki. Yani Barcelona dediğim vakit ayrı bir dünya markası. Messi'si var ya. Tabii. Biz Türkiye'de yapıyoruz. Biz Türkiye'de daha iyi kullanıyoruz. Veya biraz abartı kullanıyoruz sosyal medyayı. Evet. Bu arada Messi ve Ronaldo demişken. Messi, Ronaldo, Neymar, Lewandowski. Bu İbrahimovic. Çok büyük oyuncular da Mesut'un transferiyle ilgili detayları. Golcom'dan, Guardian'dan, Bild'den, Tutto Spor'dan hangisini varsa Twitter'dan indirip o Mesut Sahin Fenerbahçe bakmışlardır. Bazıları aramıştır. Bazıları Instagram'dan mesaj, bazıları WhatsApp'tan mesaj göndermişlerdir. Çünkü Mesut farklı bir boyut aslında da bunu maalesef tam da anlayamadık. Yani başka şey. Çünkü bu sosyal etkileşim şey denilen şey öyle büyüdü ki yani Avustralya'da koyun otlatan modern bir çoban bile tık diye online girip haberlerin arasında Mesut'un transferini gördü. Çünkü dünyada başka futbol transferi olmadı. Haller bir yere gitti. İşte Odegaard'ı Real Madrid'den Arsenal aldı. Ufak çapta oynamalar. En popülerlerden biri Papu Gomez, Atalanta'nın kadrosu evet. Baktı. Sevilla'ya gitti. İyi bir oyuncu. Çok. Ama Mesut bence 2021'de dünya futbolunun şu andaki en büyük transfer hareketi. Katılıyorum. Katılıyorum. Daha da şu söylediğine katılıyorum. Etkilerini daha zamanla göreceğiz. Evet. Mesut'un ilk ne zaman oynamasını bekliyoruz? Beklentin ne yani? Ya benim beklentim tamam mı? Mustafa Denizli beklentisi. Yani Mustafa Hoca böyle şeyleri yapardı ya. Galatasaray maçının yedek kulübesinde olması mesela Mesut'un. Oynar oynamaz bilmiyorum. Mustafa Hoca'nın da kulaklarını çınlatalım. Galatasaray'da Mesut özür dilerim. Sergen Yalçın yedekti. Oynatılmıyordu. İyi bir kadrosu vardı Galatasaray'ın. O da yedekti. 3 ay falan oynamadı. Hiç oynamadı. Ayrılacağı söylendi. İki sezon sonu ayrıldı. Bir Moldova ile oynadı. Mustafa Denizli onu aldı. Türkiye'de her yerinden oynadı. Sergen 2 gol attı ve Moldova 2-0 yendi. Sergen atmıştı golleri.
Rıdvan Dilmen'in öyle dönüşlerini hatırlıyorum. Her dönüşünde gol atmıştır Rıdvan Hoca. Evet, her yani dönüşünde. 12 ay mı ne futbol oynamadı. Döndü. 60 küsürde oyuna girdi. O zaman radyo dönemi. Herkes şey radyoda şey. Bütün Fenerbahçeliler golü molü bıraktı. Galiba zaten 3-2 mi ne öndeydik bir şey. 6-2 bitti, 2 gol attı. Evet. Ya inanılmaz bir adam. Ya yani. Radyoda, radyo dinliyorsun. Şu radyo yok ya, kimse bir radyo bilmiyor. Radyoda ses geliyor. Uğultu geliyor. Anlıyorsun ki Rıdvan Dilmen oyuna girecek yani. Evet. Ve giriyor, 2 gol atıyor. Jübilesindeki tek gol atan adam. Rıdvan Hoca'ya da saygılarımızı gönderelim. Evet. Çok büyük bir oyuncudur Rıdvan Hoca. Ama Fenerbahçe iyi bir forvet daha peşinde. Onu da ikinci bölümde konuşalım. Bizden ayrılmayın. Beğenilerinizi ve abone olmayı da bekliyoruz efendim.